Herkese merhaba, ismim Samet Ceylan. Bu FreeSync derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde daha önce bir sensör kartı oluşturmuştuk. Bu kartı kullanacağımız devreyi çizeceğiz. Yani çizgi izleyen robotumuzun elektronik devresine bakacağız, inceleyeceğiz. Aynı devrenin ben daha önce Arduino kartına, Uno kartına nasıl yazılım atılacağını anlatmıştım. O şekilde bir dersimiz vardı. O dersimi de inceleyebilirsiniz. Şimdi sadece elektronik devre bağlantısı nasıl yapılır? Bundan bahsedeceğiz. İlk olarak elemanlarımızı çağırarak işe başlayalım. 2 adet DC motor kullandık devremizde. DC motorlarımızı çağıralım. Adet DC motorumuzu çağırdık. Şunu çevirerek bu yöne bakmasını sağlayabiliriz. L293D entegresini kullandık. Hemen o entegremizi de çağıralım, motor sürücü kartımız. Bununla ilgili daha önce birçok dersimiz oldu. L293D entegresini de çağırdık. Hemen Uno kartımızı çağıralım. Uno kartımızı da şu şekilde atayabilirim. Şimdi bir bataryamızı da bir çağıralım. Sonrasında bir şeyden bahsedeceğim. Bataryamızı da çağırdıktan sonra bataryamız da şu şekilde durabilir. Tam ortalı bir şekilde. Daha önceki dersimizde anlattığım gibi 4 adet bir çıkış almıştık. Yani sensör kartı oluşturmuştuk ve bu kartımızdan 4 adet çıkış almıştık. O çıkışlarımızı şu şekilde ben şuralara kablo yerleştirerek, 4 adet kablo yerleştirerek göstereceğim. Temsili olarak göstereceğim. Çünkü iki devreyi birbirine bağlama şansım yok burada. Siz anlayabilirsiniz. Yani oradaki kablo renklerinden hangi kablonun hangi bacak olduğunu, hangi çıkış olduğunu anlayabilirsiniz. O yüzden şuraya 4 adet bir çıkış atayacağım. Yani bu mesela devremizin ilk çıkışıydı. İkinci çıkışı, üçüncü çıkışı ve dördüncü çıkışı olsun. Buradan kablo renklerimizi. İlk çıkışımız anot artı çıkışımızdı. Değildi. İlk çıkışımız yanlış hatırladım. İlk çıkışımız toprak hattımızdı. Toprak hattımızı aldık, buraya koyduk. Sonraki çıkışımız entegre üzerindeki, yani 74HC04 entegresi üzerindeki ikinci bacak çıkışımızdı. Bunu siyah renkle göstermiştik. Bu da dördüncü bacak çıkışımızdı. Gri renkte gösterdik. Bunu da anot çıkışımızdı, yani artı çıkışımızdı. Bunu da kırmızıyla gösterdikten sonra, yani burada bir yaptığımız sensör kartını bağlayabiliriz. Yani bu şekilde düşünebilirsiniz. Burada bir simülasyon olduğunu varsayabiliriz. Şimdi devam edelim. Devre bağlantılarımıza geçeceğiz. İlk olarak ne yapalım? İlk olarak Arduino kartındaki güç bağlantısını yapalım. Yani 5 volttan buraya bir bağlantı atayalım. Şekilde bir kablo düzenlemesi yapayım. Toprak hattından da bir bağlantı atacağım. Aslında toprak hattımı biraz daha dışarıya yapabilirim. Şuradaki dijital pinleri ben birazdan kullanacağım çünkü kapatmaması için. Evet, kablo rengimi de toprak hattı olduğu için mavi olarak değiştirdim. Bundan sonra yapacağım iş şu. L293'de bağlantılarımı gerçekleştireceğim. Birinci pinimiz, yani birinci bacağımız hangi bacak? Bu bacak. Neden bu bacak? Çünkü çentiğimiz burada ve sol tarafındaki bacak birinci bacağımız olacaktır. Bunu söylemiştim. Birinci bacağımızdan 5 volta bir çıkış atadık. Ve ikinci bacağımızdan ise Uno kartındaki dördüncü pine bir
bağlantı gerçekleştireceğiz. Hemen yapalım bunu da. Aslında şu şekilde yapmak yine daha mantıklı olacaktır ki dijital pinleri kapatmaması açısından. Kablo rengini turuncu olarak değiştirebilirim. Ve hemen gelelim üçüncü pinimize. Üçüncü pinimiz bizim motor pinimiz olacak. Yani motordan aldığımız bir çıkışı bağlayacağız. O da bu bağlantı olacak. Yani üçüncü pinimizden bir bağlantı daha atadık. Bunu yani spiral, yani dairesel bir bağlantı olarak da gösterebilirim. Özür dilerim. Bağlantılarımızın karışmasını hiç istemiyorum. Bu yüzden biraz daha özen göstermeye çalışıyorum. Şu şekilde gösterebilirim. Umarım buradaki bağlantılar da karışmaz. Karışık bir görüntü olmaz diye umuyorum. Şimdi geldik. Üçüncü bağlantımızı da yapmıştık. Dördüncü bacak bağlantısındayız. Buradan ve buradan iki kablomuz da, yani iki çıkışımız da bizim eksi çıkışımız olacak. Kablo renklerini ikisini de değiştirdim. Dördüncü ve beşinci çıkışlarımda altıncı çıkışıma geldim. Bu da bizi benim yine daha önce zaten bunu görmüştük, öğrenmiştik artık. Buradan almayayım ama kablomu. Motor bağlantım olacak ama buradan almadım. Buradan almayı tercih ettim. Şekilde bir bağlantı gerçekleştirdik. Son bacağımız ise bizim bataryamızdan gelen artı bağlantısıdır. Artı uç bacağıdır, bağlantısıdır. Hemen bunu da gerçekleştirelim. Şekilde bir bağlantı yapabiliriz. Bunu da söyledikten sonra, belirttikten sonra yapacağımız işlemler yine entegre üzerinden devam edelim. Yani buraya daha başlamadan biz entegre üzerinden devam edelim ama şunu unutmayalım. Şu bağlantıyı daha önce gördük çünkü. Yani buradaki akımı buraya yönlendirmeyi unutmamamız lazım. Hemen kablo rengini de değiştirelim. Geldik L293D'nin diğer yarısına, yani diğer bacaklarında devam edeceğiz. 9. pinimizden, 9. bacağımızdan bir artı çıkış atadık. Buradan yine bir pin bağlantısı gerçekleştireceğiz. Bu pin bağlantısını da Arduino'nun üzerindeki 7. dijital pine bağlayacağız. Öncelikle şu şekilde bir bağlama yapalım. Sonrasında düzenleyebiliriz. Kablo rengini de ayarlayalım. Aslında yine turuncu yapsam mantıklı olabilir çünkü iki bağlantı daha, yani iki pin ataması daha yapacağız. O yüzden turuncu olabilir orası. Şimdi 9. pin dedik, 10. pin dedik. Şimdi geldik 11 ve 12. pinlerimize. Değil tabii ki. Aynen. 9. pin dedik, 10. pin dedik ve 11. pinimiz bir motor bağlantısı olacak. Onu da hemen gösterelim. 9 dedik, 10 dedik ve evet. Buraya bir motor bağlantısı yaptık. Bundan sonraki iki pinimiz bizim yine aynı burada olduğu gibi eksi çıkışımız olacak. Yani toprak hattımız olacak. Bunları da bağlayalım.
Onları da bağladıktan sonra buradaki kaçıncı bacağımız oluyor? 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. bacağımız. 14. bacağımızdan bir motor bağlantısı daha gerçekleştireceğiz. Bunu da yaptıktan sonra geriye iki bacağımız kaldı. Bu iki bacaktan en sondakinden yine bir artı çıkış alacağız. O artı çıkışı şu şekilde göstereyim ki orası biraz kalabalıklaştı. Ve buradan 15. pinimizden bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Bu da bizim dijital 4. pinimize giden bağlantımız olacak. Özür diliyorum. Dijital 6. pinimize giden bir bağlantı olacak. Onu da düzenleyelim. Dijital 5. pinimiz boş kaldı ama boş kalmayacaktı. Biz onu buradan bir bağlantı atamayı unuttuk. Yani 7. pin, 7. bacaktan bir bağlantı atamayı unuttuk. O yüzden bunu da hemen atayalım. Yani dijital 7. yani L293'te motor kartımızdaki 7. bacaktan dijital 5. pinimize de bir atama gerçekleştiriyoruz. Bunu unuttuk maalesef. Kusura bakmayın. Şu şekilde bir atama gerçekleştirebilirim. Evet. Gayet oldu şu an. Doğru gidiyoruz ve geldik bu aşamaya. Ama ben şu kablomu da bir düzenlemek istiyorum. Bu çok ulu orta oldu buraya. Düzenleyebilirim. Kablomu da. Bataryamızdan bir artı eksi çıkış almadık. Bu eksi çıkışı da herhangi bir yere verebilirim. Yani ya buranın eksisine ya da buranın eksisine verebilirim. Ben burayı tercih ettim. Bu şekilde eksi bağlantımızı da yaptıktan sonra geriye kaldı sensör bağlantılarımız. Bu sensör bağlantılarını da hemen gösterelim hızlı bir şekilde. Burası bizim eksi çıkışımızdı. O yüzden hemen eksiye bir eksi hattına bir bağlantı daha yapalım. Siyah kablomuz bizim sensör kartı üzerindeki ikinci entegremizdeki 74HC04 entegresindeki ikinci bacağımızdı. Bu bacağı biz Arduino Uno kartı üzerindeki üçüncü pine atıyoruz. Bağlantısını hemen gerçekleştirelim. Bunu siyah olarak yapmıştık. Yine siyah olarak devam ettirelim bağlantıyı. Diğer bağlantımız ise gri olan bağlantımız ise 74HC04 entegresi üzerindeki dördüncü bacak bağlantımızdı. Bunu da Arduino Uno kartı üzerindeki ikinci bacağa bağlıyoruz. Şekilde gösterebilirim. Rengini gri olarak devam ettirelim. Şöyle gösterirsem daha görüntüsü güzel olabilir. Hemen devam edelim. Kırmızı kablomuz var. Yani bir güç hattı bağlantısı yapacağız. Bunu da buraya atayabilirim. Rengini de kırmızı olarak değiştirebilirim. Bir eksik kaldı mı diye bakıyorum. Aslında biraz da karışık gözüküyor. Ama yani yapacağım bir şey yok. Breadboard üzerinde anlattığım için. Ama bir eksik kalmadı. Yani bakıyorum. Dikkatle inceliyorum. Çünkü kalmış da olabilir. Ama hayır. Eminim. Hiçbir eksik kalmadı. Devremiz bu kadardı. Dikkatle inceleyerek, izleyerek benim videomu, dersimi dikkatle izleyerek kendi bağlantılarınızı oluşturabilirsiniz.
Kendi devrenizi oluşturabilirsiniz ve bu şekilde kendi çizgi izleyen robotunuzu yapabilirsiniz. Bu benim bu dersteki üçüncü, yani bu projedeki üçüncü dersimdi. Bundan önceki ilk dersimde Arduino kartına nasıl yazılım atılacağından bahsetmiştim. Bundan bir önceki dersimde sensör karta nasıl oluşturulur bundan bahsetmiştim. Ve bu dersimde de diğer eleman bağlantılarını öğrenmiş olduk. Üç aşamada kendi çizgi izleyen robotunuzu yapabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim ve herkese iyi çalışmalar dilerim.